Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İyi Parti lideri Meral Akşener için kullandı bu ifadeleri. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Benzetmeyi Akşener partisinin grup toplantısında yapmıştı. Ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Rize'de devam eden Meral Akşener'e yönelik bazı gruplarca ziyaretler esnasında sözlü saldırıda bulunulmuştu. Erdoğansa yaşanılanlarla ilgili gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verdiler ifadelerini kullandı. Ve gelin hanıma memleketim Rize'de görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Rize'deki görüntülere karşılık olarak çok ileri gitmediler diyen Cumhurbaşkanı bunlar daha iyi günler dedi. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan işte yapılacak olan budur. Gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. İyi Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözleri için mafya ağzı ifadesini kullandı. O sözlere Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'dan da tepki vardı. BDP'li vekillerin Karadeniz turu esnasında karşılaştığı provokasyona verdiği tepkiyi hatırlattı paylaştığı videoyla. Bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerin Sinop'ta protesto edilmesine bu sözlerle tepki gösterdi. Orada yapacakları toplantıyı izlemeye de mecbur değilsin. Ama bunların ruh kökünde maalesef bu tür organizasyon veya toplantılara saygı yoktur. Saygısızlık vardır ve ülkenin huzursuzluğunda da ne yazık ki bunların yeri vardır. Üstüne de nereden nereye notunu düştü.